Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz hanım sahabelerden Ümmü Süleym Hazretleri. Sahabe, Peygamberimizi iman ederek görenler, onun sohbetinde bulunanlara sahabe deniyor böyle. Hanım da var tabi, eki de var hanım da böyle. Ümmü Süleym Hazretleri de hanım sahabelerden mücahideydi, mücahide. Cihaden de kendisi. Ne anlamı geliyor mücahide? Ona bakalım inşallah. Mücahide kelime olarak kökünü cihet gör Arapçada. Cim, he, dal. Cihet. Cihet, güç kuvvet kullanma. İmkanı kullan anlamına geliyor böyle. Bir kimse eğer düşmana karşı bu gücü kullanıyorsa buna cihat deniyor. Cihat bu. Yani İslam düşmanına karşı bir insan eliyle, diliyle, gücüyle, malıyla, kuvvetiyle ona karşı bir direniyorsa, uğraşıyorsa buna cihat deniyor böyle. Cihat eden erkeğe mücahit deniyor, mücahit. Hanımlar da mücahide deniyor. Sahabelerin makamları yaptığı cihad ile ölçülüyor. Cihad ile ölçülüyor böyle. Yani sahabelerin makamları tabii ilk Müslümanlar başlamak üzere şu kadar namaz kılardı diye onu ölçülüyor diyeli. Ölçüsü cihadı ile böyle onların böyle. Ümmü Süleym Hazretleri Medineli. Yani Ensari deniyor bunlara. Biliyorsunuz İslam dini Mekke'de başladı, zuhur etti. Peygamber'in doğduğu yer, büyüdüğü yer. Peygamber'in daveti Mekke'de başladı. Tabii çok zorlu günler. Yani sıfırdan başlama. Önceki peygamberlerin şu arkasına peygamber gelirdi hemen. Arkasına gelirdi böyle. Peygamberimizin geldiği topluma, Mekke müşriklerine peygamber gelmemişti İsmail Aleyhisselam'dan sonra. Yani sıfırdan başladı Aleyhisselam Hazretleri. Bir orta çağında en geri kalan insanları, yani yarı vahşi insanlar Mekke müşrikleri. Öz kızını diri diri toprağa gömenler böyle. Şarap, içki artık her bir psikoloji böyle. Hırsızlık, adam kaçırma, leş yeme. Böyle bir insanları böyle. Peygamberimiz gibi böyle bir gayet halim selim, yapısı sakin, böyle bir zalim toplumu davette emrolundu. Yani o kadar zor ki görevi, o da böyle. Tabii terselme, taşlanma, hakaret uğrama böyle. Her şeyleri tabii sine çekti Peygamberimiz böyle. Peygamberimizin İki tane dıştan yardımcısı vardı böyle. Biri eşi Hatice validemiz Allah'a emanet. Peygamberimizin hem eşi hanımı hem de her şeyi böyle. Malı da vardı kendisinin böyle. Malı canıyla Peygamber'e arka çıktı bu. Bir de Ebu Talip amcası iman etmedi. Ama Peygamberimizi korudu ama. Bir de kabile reisiydi. 10. yılda, Peygamber 10. yılında ikisi de öldüler, üçe bir öldüler. Peygamberimiz tabi zaten zor günlerinde eve geliyor, ev karanlık. Amcası yok meydanda, onu koruyacak, dışta koruyacak böyle. Artık Mekke mükerremede kimse anlatamaz hale geldi. Engelliyorlar. Konuşulmuyorlar. Engelliyorlar. Taif'e gitti Aleyhisselam böyle. Hazreti Zeyd Rahmanızları aldı yanına. Bir de Taif'te kaldı.
Orada o kadar insana davet etti. Tabii vakit saat gelmemiş, imade olmadı. Mekke-i Mükerreme'de döndü böylece. Artık geceleri başta Peygamberimiz dışarıdan gelenler. Hac mevsimi. O Araplar da Kabe'nin kutsallığı kabul etmişlerdi, Kabe'nin kutsallığını. Onlar bir hacı vardı. İsmail Aleyhisselam'dan kalma. Artık tabi değişe değişe binlerce aradan geçmiş. Ama tavaf eder de böyle. Çıplak, ısır çalar yapar da böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bir gece geceden sonra Mina'da Akabe yanındayken tabi ay ışığı o zamanlar var. Oluyor. Yani hac mevsiminde o günlerde. Bahtı Aleyhisselam Hazretleri karşısına bir grup insan geliyor. Karanlıkta böyle. Yanına yaklaştı baktı. Selam konuştu onlara ve sordu neredesiniz? Medineliyiz. Oturur musun biraz konuşalım? Otururlar. Tabi gecenin sessizliğinde, karanlığında Akabe yanında otururlar. Baklar ki kim bu acaba? Peygamber Ecevi ayet-i kerim okudu. Tabi peygamber ağzından Allah'ın kelamını duyunca o gecenin ıssızlığında, o Mina'da, mübarek kutsal yerlerde bu altı kişi Medineliler, Hazreciler etkilendiler bunu, duygulandılar bunlar böyle. Sonra peygamber bunlara bazı nasihatte bulundu ve sonunda kendisinin peygamber olduğunu biliyorlar böyle. Rabbim dedi bana bu görevi verdi. Rabbim bu görevi bana verdi. Sizi imana davet ediyorum böyle. Allah bir Celle Celaluhu, ben hak peygamberiyim. İlk defa duydu tabi Medine'lere bunu. Bir peygamberim diyor ilk defa. Bir şok oldular. Birbirine bakıştılar. Ne dersin derten böylece. Derler ki peygamberimize sen müsaade et. Biz anlamda bu işi görüşelim dediler böyle. Dev ayrıldı yanlarından. Bir çekildi. Bu altı kişi kendine görüştüler. Ama inkar edemiyorlar. Çok duygulandılar. Çok duygulandılar böyle. Yani gönüllerine bir feyiz, mali, hazlar geldi gönüllerine. Ve kabul etti sonra böyle. Orada getirelim işareti. Getirelim inşallah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Kerama getirirler. Ne oldu bunlar? Sahabe olur, sahabe. Bir anda bakın, bir anda bakın. Yani zamanımızın evliyaları binlerce yıl durmadan secde etse o makam çıkar muhtemelen. O muhabbeyle. Bir anda sahabe makam çıkar muhtemelen. Alsın böylece. İman ettiler ama peygamber sevgisi gelirse gönüllere muhtemelen. İman tadı aldılar ama aldı. Daha ibadet, hiç ibadet yok. Bakın derler. Hiç ibadet yok daha böyle. Derler ki ya Muhammed, ya Resulallah, biz burada kalalım derler şimdi, Mekke'de kalalım derler. Dönmediler Medine'ye. Ya olmaz peygamber, dönün. Gidin Medine-i Münevvere'ye, orada isim anlatmadı böyle. Tabi peygamberler biliyor ilerisine gelecek peygamber, bildiği için onlara izin etmedi Mekke'de kalmalarını da Medine'ye gönderdi. Bu altı kişi Peygamberimizden, yani ana kaynağından İslam aldılar. Kelimesi getirirler. İmanları bir coştu. O zaman yalnızca bir tek namaz var. İbadet olarak böyle. Oruç daha farz değil. Hac farz diye bir şey değil böylece. Daha haramla daha bile değil. Bunlar Medine'ye getirdiler. Altısı birden başladı çalışmaya bakmaktan böyle. Altı kişi. Medine'de tek misli yok ama. Tek bunlar var ama sahabe bunlar. Altı kişi bunlar. Genelde ev sohbeti yaptık, ev sohbetleri. Bunlar hangisi evi daha müsaitse o davet ettiler kişileri. Onu ikram etti Rumaları mesela. Şunu ikram ettiler bunlara böylece. Ondan sonra ise anlatmaya başladılar. Bunlar yavaş çoğan başladı bunlar. İşte ilk Müslümanlardan biri de hanımlardan Ümmü Süleym Hazreti Ümmü Süleym var böyle. O da duydu. Bir yeni bir din. Mekke'de bir peygamber almış zaten böyle.
yanlarına geldi ve bunu sordu. Nedir bu İslam dini? Dedi Allah bir Celle Celaluhu böyle. Yeri göğü yaratan, yönete yönlendiren, bu nizamı, dengeyi, düzeni kuran böyle. Tek Allah Celle birdir. Onun şeyi orta yoktur. Ben Muhammed peygamberidir. Bu şekilde. O da bir anda böyle onun iman coştu. O da Müslüman oldu muhtemelen. İlk Müslüman olan böyle. Ümmü Selim evliydi böyle. Kurası da Malik. Onun evli. İyi geçimleri. Böyle. Yani iyi geçimleri da bunlar bu şekilde. Tabii Kurası sevgili ona söyledi durumunu. Ben de böyle bir sürü oldum. Kurası karşı çıktı buna böyle. Ama buna bir şey yapamadı muhtemelen. Ümmü Selim Hazretleri bir sürü var ya erkeği kadın diye öyle muhtemelen böyle. Böyle cesur cesattı böyle. Kim çekilmez böylece. O Kurası İslam'a davet etti. İmana davet etti. Kurası bunu inkara davet etti. Tabi bunu çeviremeyecek Kurası. Kızdı, İbrat'ı terk etti, gitti evi. Şam'a giderek yolda öldürüldü ama. Yani müşrik olarak gitti muhtemelenler. Ümmü Selim Hazretleri dul kaldı. Bir de oğulları var tek böyle. Adı Enes. Meşhur Enes var. Sahabe-i kiramda Enes. O çürük daha böyle. Tam yetim kaldı bu şekilde. Ümmü Selim'e evlenmedi. Sonra ona bir talip çıktı böyle. Adı Ebu Talha. Medine'li bu da böyle. Medine'nin zenginlerinden kendisi aslında. Kurmalı çok kendisinin. Buna talip oldu. Henüz daha Müslüman değil ama kendisi böyle. Daha peygamber bekledi. Gelmedi daha böyle. Haber gönderdi buna Ümmü Süleym'e. Evlenme teklifinde bulundu buna. O da tabii tanıyordu birbirlerini. Bir de küçük kasaba. Bir şartım var dedi. Kabul ederim evlenmemi. Ne şartın? Müslüman olursan dedi. Evlenirim. O bir düşünemedi. Birdenbire karar veremedi böylece. Ondan sonra İslam ince derken o da imat ehlamda evlendiler. Sonra aradan bir iki sene geçti. Peygamberimiz Medine'ye geldi. Hicret. Medine'ye geldi. Daha peki Medine'ye gelişi hicret de çok farklı bir şey yaptı. Olay muhtemelen böyle. Çok farklı hicret böyle böyle. Mekkeliler onu öldürüp arıyorlar. Öldürmek için Mekkeliler. İyi kuşatıldı. Ölecek de kendisini. Tabi bu konuya girmeyeceğim fazla. Yansıları çıktı. Yasin'in ilk 8 ayetini okudu. Yani bir avuç toprak üzeri altı böyle. Her biri dona kaldı böyle. Sanki uyukluyorum gibi ayakta. Arada çıktı gitti Peygamber böyle. Medine'ye geldi. Onlar onu arıyorlar şimdi böyle. Ödül konu 100 ödül. 100 deve. Kim Muhammed yakarsa ölü diri 100 deve ödül kondu Ebu Cehil etrafında böyle. E tabi Allah'ın korumasında. Ama ne var ki o da biraz sıkıntı çekecek ki ümmeti örnek olsun. Yani eğer Peygamber çekmese zahmet, sıkıntı, mucize gücüne faydalansalar buna uyamaz Allah'ın uygulamak bir şekilde. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam önce Kuba'ya geldi. Orada Medine'ye geldi. O gün de Medine tarihi günü yaşadı. En coşkulu gün. Yaşı Medine vardı. Peygamber geliyor. Allah'a böylece. Erkeğe, kadını, hastalığı, çoğu çürüm böyle. Hatta genç anında yeni doğum yapmışken de kucağında çocuğu çıkart taraflara. Resulullah geliyor. O kadar muazzam bir hal oldu o gün böyle. Yusuf Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı bir eve misafir oldu. Eyüp Sultan dediğimiz İstanbul'da yatıyor muhtemelen. Ebu Eyüp, Halid bin Zeyd adı muhtemelen. Halid bin Zeyd muhtemelen böyle. Onun evine misafir oldu muhtemelen böyle. O nasip olacak? İhlas'tan böyle. Medine ileri gelenleri, tabi her memleketin bir esnafı ileri gelenleri vardır. Peygamber develi girdi. Medine'ye develi girdi. Ya Resulallah bugün bize gelin. Bizim daha müsait. Bir bize gel ya Resulallah. Bir kapışma açtı. Evli müsait, peygamber tabi müsait evlerinde. İşte peygamber birine gitse, diğerine burada biraz kırılacaklar böyle. Yani neyi onu tercih etti acaba? Olacak.
Peygamber şöyle buyurdu. Ben deveme bağlıyım. Devem der çökerse oraya kalacağım böyle. Tattı böyle. Ya bu hayvan ama peygamber devesi muhtemelen. Peygamber devesi muhteremler böyle ya. Peygamber Kusva adı var. Adı Kusva böyle. Peygamber devesi muhteremler böyle. O deve bizden çok akıllı muhteremler böyle. Şimdi deve Medine'ye girdi böyle. Tabi sokağına böyle gidiyor. Bir yere bakmıyor. Yanına bir başı sallıyor mudur? Sanki tevhid çekiyor böyle. La ilahe illallah böyle başlayın bir sağa bir sola. Bir yere bakmıyor mudur böyle. Ot getirirler. Onun için etu. Otu kapan. Taze otları getirirler. Deveye bize gelirten böylece. Deve bakmıyor mudur böyle. Bakmıyor mudur. Önce bir yere çöktü. Orası meşhur oluyor şimdi. Rabutların kapısında çöktü orada böyle. Onu biraz geçti. Hemen sağdaki ev. O evi ben gördüm muhteremler. Yıkılık yok tabii şu anda böylece. İki katlı ev. Altı sırf taştandı böyle. Üzeri kerpiçtendi. Ama işine giremedim. Kapı yanılmış bayağı. Aşırmıyordu kapı. Büyük kapısı vardı. Aleyhisselatları o ev misafir oldu muhteremlerle. Hatta Eyüp Hazretleri, Ebu Eyüp, o da Halid bin Zeyd'dir aslında böyle. Hanım dedi ki bana, ya Halid, bak herkes Resulullah'a buyurun diye davet ediyorlar. Sen çık kapıya. Hanımlar, sen çık kapıya. Sen de buyurun bize de böyle. İşte baktı, ya bize mi kaldı be? Bize mi kaldı Resulullah'ın davetine böyle? Utanırım dedi, gülerim bize bana böyle. Kapının arkasından böyle, Halid gözleri yaşlı ben utanırlar. Resulullah bakıyor böyle, deve geliyor. Nereye gidecek acaba böyle? Dağılmış bakıyor. Deve onun kapını çöktü utanırlar. Çaktı adam böylece. Ha inanmıyor gözlerine böyle. Deve çöküp yere, baş yere koydu, yan koydu mu orada kalkmaz mı tabii böyle. Deve bazen çöküyor, iki elini üzerine çöker mi tabii. Orada durmayacak tabii diyor böyle. Deve çöktü orada böyle, başını koydu. Peygamber buyurdu ki, burası yerimiz böylece. İnerken o zaman koşuyor sonuçları, eşyasını aldı. Ama deveye yer yok ama deveye. Yok. Başka biri aldı deveyi, o götürdü. Evine. Abi Peygamber Medine'ye gelince önce Ebu Aleyhisselam diğer melekler Peygamber'e tebriğe geldiler. Hoş geldin Medine'ye. Ondan sonra Medine halkı ileri gelirleri, erkekler kadınlar gelmeye başladılar. Ümmü Sinem Hazretleri de baktı, Resulullah tek başına orada şimdi böyle. İki kat. Altta oturuyor Peygamber muhtemelenler. Peygamber altını şey yaptı böylece. Yalvardılar. Hayat-ı eşli de ne oluyor sonra üstte kalsan altta misafir Peygamber'e de. Ziyaretçilere girileştirdin bana. Altta akıl misafir Peygamber'e. Şimdi Peygamber ilk orada kaldığı gece Eyüp Hazretleri uyuyamıyor muhtemelen, yatamıyor. Altta Resulullah. Altta. Üste çıkmadı Peygamberimiz. Tabi müsait değil. Müsait gelecek tabi. Müsait gelecek böyle şey geldi. İşte uyuyamadı muhtemelen böyle. İlk gece böyle. O kadar şey çıktı böyle şey. Artık kalkarken böyle ayağının ucuna basıyor. Tıs olmasın böyle. O kadar insan böyle. Peygamberimize. Ama orada kal ecel yazılmış amutun böyle. Onun bir ayrı bir konusu var ama bir sandık falan vardı böyle. Ta girmiyor kuntar bunlara. Konu dışına böylece. Ümmü Süleym de geldi. Kanlı böyle. Duymuş ki ta araştırmış. Peygamberimiz yalnız. Yanında kızları, hanım kimse yok yani böyle. Hani ölmüş diye böylece. Genç Hazreti Hedvalin vardı ama kimse yanı başına. Enes'ini de aldı. 10 yaşında Enes'imde. 10 yaşında. Aldı geldi. Önce hoş gelin Medine'mle böyle böyle. Ondan sonra dedi ki ya Resulallah. Bu benim Enes'im dedi. Bu Enes'im. Çok akıllı. Çok zeki böyle. Uysal böyle. Dinler lafını bu şey böyle. Sana burada bir insan lazım diyor aslında böyle böyle.
yani getir, götür bir şey, sana bir insan lazım burada. Ne olur sen bunu kabul et. Ben bunu sana hibe edeyim bu evladıma. Sana hizmet etsin bu yaşta bu şey böyle bana. Peygamberimiz tabi insan sarıbı o muhtemelen Peygamberimiz tabi. En şey böylece. Peygamberimiz onu aldı, kabul etti. Dedi ki şimdi Ümmü Süleym, yani annesi yersin böyle. Ya Resulallah. Tabi yetim büyüttü ya böyle. Evli ama övü babası tabi Ebu Teala. Ya Resulallah. Ne oldu? Dua eder misin bu enese? Dua eder misin Resul? Buna dua eder misin? Peygamberimiz başını sıvadı muhtemelen böyle. Sıvadı başını böylece. Dua etti. Allah buna hayırlı uzun ömür ver. Bak umarım böyle. Hayırlı uzun ömür ver böyle. Bunun malı çok olsun, bereketli olsun. Eladı çok olsun. Ya bu cennet yok olsun ya Rabbi. Cennet yok olsun böyle. Ben dua ettim muhtemelen. Dua kabul oldu mu? Oldu muhtemelen. Oldu muhtemelen. Hazreti Enes tabi sonradan evlendi büyükten sonra muhteremler. Elhamdülillah yazı yaşı yüzü geçti. 103 yaşında. Basra'da. Fakat çok ömrü bereketli oluyor muhteremler. Ömrü bereketli oluyor böylece. Hazreti Osman Ömer zamanında Basra'ya yerleşti. Hep tabi sahabe dağıldılar. İslam tebliğ için böyle. Çünkü eğer o sahabeler yere kapansalar, namazda Kur'an meşhur olsalar, din orada biterdi muhtemelen böyle. Din aktarılması, anlatılması, yaşanılması, uygulanması onlara bağlı muhtemelen böyle. Hasen'in ise Basra'ya yerleşti. Orada devamlı bu şekilde insanlara Peygamber'den gördüklerini, şahitliklerini diğer sahabelerin bilemediklerinde Enes bilir muhtemelen böyle böyle. Beraber devamlı böyle böyle. Aile hayatını onlar bilirdi böylece. De onlar tabi bilirdi bu şekilde. Bu anlatılır bu şekilde onlara böylece. Hazreti Enes'in sohbete gelenlere deniyor tabi'in olganı şimdi böyle. Sanki Hazreti Enes'in sohbetinde asıl saadet yaşanırdı böyle. Sanki peki hayattaymış gibi böyle böyle. Rahatlığı böyle. Duygulandı böyle. Azdenekli anda duygulunu böyle, o anda o hal yaşar böyle, Peygamberimizle beraber. Yaşar gibi orada böyle, anlatırken sanki asa olur böyle böyle. Bunun için Hazreti Enes şu hadis-i şerif bilirdi muhteremler. Yedi sahabe vardır, yedi sahabe vardır. Hazreti Şok böyle böyle. Üçüncüsü bu. Ebu Hüreyre birinci, Abdullah Ömer ikinci, bu üçüncüsü böyle. Sahabeden böyle. Şimdi Hazreti Enes'in bir şeyin aldığından, Peygamber'e olan ilgisinden bir hadis-i şerif ile inşallah Ansar An Enes'in sahabeti Bünal Hazretleri vardı tabiinden Hazreti Enes'in devam sahabine gelen 40 sene Hazreti Enes'ten o anı bize böyle Hazreti buyuruyor böyle Et Ali Resulullah Peygamber'e benim yanıma geldi diyor. Ve ne el abu meal gilmani. Ben diyor şu konudaki çocuklarla dedim benim yanına geldi. Hasenesi annesi peygamber verdi ama tabii çocuk hep oturmuyor ki muhtemelen böyle. Eğil önünde sokakta böyle. Çocuk 13 çocuklar burada tabii 13 tane o zaman böyle 13 çocuklar bu şekilde. İşte bakın burada peygamberimizin muhteremler tevazu alçak gönüllüğü bir çocuğa davranışı bakın böyle böyle. Bak, Eta aleyye Resulullah. Resul benim yanıma geldi. Peygamber kapıdan çıktı, Enes gel demedi. Bak, 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 bak. Peygamber aleyhissalatü vesselam Enes eğer çağırmadı, o gitti ona baktı böyle. Fesellem aleyna. Biz onu üzüyor. Tabi Peygamber gelince diyor, oyunu bıraktık. Peygamber selam verdi. Çocuklar selam peygamber. Önce selam verdi böyle. Febi Aseni Piyacet'in yeni bir yere gönderdi. Bir haceti, ihtiyacı bir iş için yeni bir yere gönderdi. Ama Aseni yanına gidiyor.
Ona yavaş söylüyor Peygamber hemen. Bağırıp söylemiyor böyle böyle. Bak, yanına gidiyor Peygamber böyle. Onu çağırmıyor, yanına gidiyor. Hazreti bir yere gönderdi. Ve ebtertü ala ümmi. Eve akşam geç geldim diyor. Oraya gittiğim için evi Kuba'da muhtemelenler. Her sabah Kuba'dan geliyor Medine-i Münevvere'ye. Akşamdan önce Peygamber gönderirdi. Git yavrum derdi böyle. Karanlık kalma derdi böyle. Tabi yürüyüp oradan Kuba'ya giderdi. O zaman Kuba ile Medine arası boş arazi bir tamam böyle. Küçük köy o zaman Kuba. Şimdi tabi birleşti Medine ile. Felemma ciltü eve geldim diyor. Geç geldim. Kalet. Dedi ki annem bana ma habeseke yavrum enişim niye geç kaldın bu akşam? Merak ettim böyle diyor. Demek gitti uzak bir yere gitti demek şu halde. Eve karanlıkta gidiyor eve. Tabi anacı ne yapıyor? Yetim yavrusunu gözü yollarda bekliyor. Eve gelince soruyor yavrum niye geç kaldın bu akşam bu kadar kalmazdın sen böyle diyor. Niye geç kaldın bu şekilde? Fekulti bihasen Resulullah li hacetten. Dedim ki diyor ya anne Resulullah beni bir işim geri gönderdi. Kalep bu hacetüke anne sohbeti niye bu işi hacetini peygamber sen gönderdi? Kulti inda sırrın. Bakın. Çocuk. Anne sohbeti peki peygamber nereye gönderdi? Ne için gönderdi? Ne yapıp gitti buraya? Kulti inda sırrın. O sır yar annecin dedi böyle. O Allah sır. Kare. La tuhbirende bir sır Resulullah ehaden. Annesi diyor ki o halde bana söyleme. Kimse onu söylemedi muhtemelen Resulullah. Peygamber ona yavaş söylediği için sır olmuş oluyor böyle. Şimdi bu da bir emanet oluyor muhteremler. İşte hani bir kimseye biri bir sırrını söylese, gizli bir şey söylese, ama kimse söyleme dese, bunu söylemesi gerekir muhteremler. En yakını bile olsa bu bir emanettir, bunu ihanet olmuş oluyor böylece. Hatta şey bir hadis-i şeriflerinde böyle, bir insan sana bir şey söylerken diyor, önce bir sağdan sonra bastarak söylese, o da emanetsiz, o da sırdı muhtemelen bak böyle. Bunu söylemeye gerekiyor böyle. Hazreti Enes'in annesini söylemedi, o da söylemedi diyor böylece. Sonra Peygamber dedi ki Hazreti Enes, Sahab-ı Binaniye, ya sabit, eğer bir kişiye bunu söyleyip olsaydım sana söylerdim. Onu sevmiyorsun böyle böyle. Ama sevmeyeceğim onu böyle böyle. Bu Sahab-ı Binaniye de o da keramet sahibi muhtemelen böyle. Keramet sahibi böyle. O vefatında 3 gün sonra gitti bunun arkadaşları ziyaretine, mezarına, 3 gün sonra gitti mezarına. Baktılar, Sahab-ı Binaniye'nin sağ kolu mezarın dışında muhtemelen. Çıkarmış bir kolu böyle, dışarıda. Allah Allah. Uğraştılar, alamadı içeriye. Kalsada kalmış içeriye böylece. Biri baktı, dedi ki arkadaşlar, bırak durun bakalım. Ne var? Bu eli kanlı. Eli kanlı var. Elleriz. Onu çekmiyor onu bu. Elini yıkayalım, bu kendini çeker elini böylece. Su getirirler, yıkarlar, kendini çekmiyor böyle. Acaba ne eli kanlı? Araştırdılar, bir yılan gelmiş tamamen böyle. Yılanı böyle sıkmış, boğmuş, ezmiş onu böyle, bırakmaz böyle. Yılan gelir o zamanlar. Şimdi taze ölüye yılan gelir mi? Kan emmeye gelir mi? Allah korusun böyle. Hazreti Enes'in uzun ömürlü oldu. 103 yaşında. Ve çok sıhhatli yaşadı ama. Hastalığı çekmedi o zaman böyle. Yani son günlerinde böyle az hastalığı çekti. Basra'da son vefat eden sahabe bu. Basra'da en son. Efendim sahabe. Artık bütün Basra yandı buna muhtemelen. Ölce dertten bu şekilde. Malı çok olun malı da. Ama tabi bir tane gelip veriyor bunlar böyle. Tutmalı böyle. Evladı çok olun muhtemelen. Evladı torun derken böyle 80 kişi buldu böyle. Kaldı kollar. Ve hiç şüphe tabi de cennette oldu kendisi işte muhtemelen böyle. Allah şifa etsin bizi Allah inşallah. Şimdi onun üstüne gelelim inşallah. Ümmü Süleym. Asıl öyle konu böylece. Medine'den doğdu. Babası adı Milhan. Annesi Melike adı.
Bu yapısı mücahit muhtemelen. Mücahide böyle. Cihanla muhtemelen. İslam'a girdiği gibi bu da başlıyor. Kadınları cihana teşvik yap. İslam'a kadınlara muhtemelen böyle. Durmadı böyle muhtemelen böyle. Böyle geliyorsunuz böyle. Tanıdığına, tanamadığına tabi. Tabi medyakar tanıdığına tanıdığına böylece. İslam'a çalıştı. Bir de bunun dışında ne zaman bir savaş olsun savaşa da katılırdı muhteremler. Benim derdi Resulullah Peygamber Aleyhisselatü Hazretleri böyle cihada gidecek de evde oturuyordu muhterem böyle. Hatta bir gün bir sefere gidememiş özür dolayısıyla ne yapıyor bak muhteremler? İçine suyunu güneşe dışarı koyuyor böyle. Ekmeğe de dışarı güneşe koyuyor. Bana soruyor komşu, ne yapıyorsun böyle ya Ümmü Süleym? Resulullah diye güneşten su içiyor şimdi, yolda gidiyor sefere. Güneşe ısınan katı ekmeği yiyecek böylece. Ben nasıl senin su içerim diyor tabii böyle. Bu kadar peygamber sevgim diyor, geri kalmazdı böyle. Peki ne yapıyorsun savaşa giderken? Yanından merhem götürüyordu. Bez, yara bezi götürüyor böyle, yani normal bezler götürüyordu. Yaralananları çekerdi kenarıya, onu yani bir nevi pansuman, tabi o zamanlar merhem kullanılmaktadırlar. Yalnız düşünüyorum ki, o günün merhemi yok bugün tıpta muhtemelen böyle. Bu kılıç yaraları, hele ok yaraları, ok mu? Ok muhtemelen. Ok, korkulu bir şey böyle ok böyle. İçine giriyor muhtemelen. Sert geliyor ok, yer çekiliyor böyle, geliyor. O kolay giriyor ama çıkmıyor ama böyle. Olta gibi böyle. Kolay giriyor, çıkaramıyorsun oradan böyle. Takılıyor böyle, olta gibi böyle böyle. Bu ne yapardı? Onları birbirine çekerdi böyle. Tabi parçalanıyor böyle. Onun için damlattığın merhemlerle çabuk geçerdi muhtemelen böyle böyle. Yani o günün tıbbı, o günün tıp diyorlar muhtemelen böyle. Yani bitkisel tıbbı merhemler olmuyor böyle. Yani kılıç şunlar, bunlar yara olur, her sahabe olur böyle. Kaç yara olur bunlar böyle, hem olur böyle böyle. Bu savaşlara gider, yanında merhem götürür, onun sana bez götürür böyle. Baktı ki bir yaralı, onu çeker kenara muhteremler, kanlı şeyler, merhemleri bunları, bunları bağlar bu şekilde. Bir de yanında su da götürür onu tesisi böyle. Yük alır sırtına, sırtı böyle, su da götürür muhteremler. Yanında bir tas, o yok bardak, toprak tas da böyle. Bakar nerede bir hasta bir şey var böyle, yaralanmış, düşmüş falan böyle. Su içine hemen su verir ondan böyle. Onlara su verirdi, alır bu şekilde. Bir de gerektiği zamanda savaşa girerdi. Kabul et kılıcı. Bakardı ki, durmaz kritik. Düşman üstün gibi geliyor. Hemen kapardı bir kılıcı. Tabii yerde kılıç yok. Ölenler şehit olanlar mesela. Ya Hristiyan kafirlerin kılıçları düşün böyle. Hemen kapardı bir kılıcı muhtemelenler. Ve savaşa girdi muhtemelen böyle böyle. Kaç yer aldı yaralılar böyle. Yaralılar aldı. Eşi Ebu Talha. O da Medine'de en çok hurması oydu. Hurmalı olan. En çok hurması muhtemelen böyle. Bir hurmalığı vardı. Bir büyük bahçe hurmalı vardı. Tam o zaman meclisin karşısında. Orada şu anda tabii kalktırılıyor böyle. Karşısında. Ve çok suyu vardı böyle. Peygamber şöyle böyle bir günü Ebu Talha'nın yani kolyesi eşinin bunun böyle bir savaşta bulunması onun sesi, bak sesi 50 kişiye bedel. Sesi elbette böyle. Gül sanmıyor böyle. Bir tek olunca böylece yani kardeşman titrer mi böyle? Allah'a bu deyince muhtemelenler sanki salını gök gördüm. Böyle. Yani onun bir tekbir alması, onun sesi 50 kişiye bedel. Burada. O da peygamber aşıktı muhtemelenler. Peygamber aşıktı böylece. Hatta veda haccinde biraz Mina'da peygamber böyle Kur'an-ı Kerim'den sonra Aleyhisselam Hazretleri tıraş oldu böyle. Peygamber özel berberi vardı. Muammer isminde. Muammer adında. Peygamber özel berberi. Mina'da peygamberi tıraş oldu. Bu Hazreti Muammer berberi de
Peygamber bir sayı yere kıl düşmüştü yere melek dikkat ediyor burada böyle. Ezra böyle. Peygamber verirdi. Peygamber saçlarını Ebu Talha'ya verdi. Buna dağıt diye muhtemelen böyle. O güne kadar böyle bir şey olmamış. Yani sahabeleri alan almış, almamış, kalmış olurdu bu şekilde. Ama o gün özel olarak Aleyhisselam Hazretleri Veda Hacı'nda saçlarını bir tek kılını böyle ziyan etmeden Ebu Talha'ya verdi. O da bunlara emretti. Bunu dağıt bunlara verdi. Dağıttı. O zaman anladı ki sahabeler Peygamberimiz bu vedası bize bu derece verir. Sanki dağıtması bize verir muhtemelen. Hatta Enes'in de saklı Peygamberimizin saçı vardı muhtemelen. Bir de bir asa, Peygamberimizin koluna bir değnek vardı muhtemelen böyle. Hazreti Enes vasiyet etti böyle. Beni de mezarlara gömünce bunlara koyun dedi böyle böyle. Peygamberimizin saç kılını Hazreti Enes ağzına koydu muhtemelen böyle. Değneği de yerine koydu böyle, mezara böyle. Peygamberimizin saçın kılı bile kıymet var yani. Peygamber saçı kılı bile böyle. Onun her zerresi bir mucize. Şimdi bir de iki tane şey hadis aldım inşallah böyle. Ümmü Süleym'le ilgili. Biri yeni Müslümanlardan Medine'ye gelen bir misafir. Biri de çocuklar öldü bunların böyle. Ebu Talha'dan olan çocuğu 2 yaşında vefat etmişti böylece. Cahil için ölen Nebiyiz Aleyhisselam pek elini mecudun. Bir gün Medine-i Mübarek'te meşride biri geldi. O ilk zamanlarında dışarıdan gerilen Müslümanlara böyle. Gelin Medine'ye gelirlerdi. Medine halkı da bir Müslümana kardeşimiz oğlu kadını diye bir bayram sevinci oldu Medine'ye muhtemelen böyle böyle. O kadar sevinci oldu böyle. Bir kişi gelsin, Müslüman olsun böyle böyle. İslam'ın böyle en zayıf zamanında en zayıf böyle. Bir gün demek ki biri geliyor, fakat inni mechudun. Bitkin bir adam. Yayan gelmiş, ayakları patlamış, çatlamış, dikenler tabii ayağını batmış, taş ayağını kesmiş böyle, ay su güneşte yanmış, bitkin bir halde attı kendini mescide. Yani sordu kendisine, ne durumun? İlk şu böyle, inneyim 5 gün. Ya Resulallah, çok açım, açım, çok açım dedi ben orada. Açım çok dedi. Normal yok böyle, bitkin halde. Açım çok dedi böyle. Şimdi bakın, Peygamberimizin de davranışı, örnek bize burada. Fersele ile bağlı nisaihi. Önce hanımla birine gönderdiği birisini. Git bakalım. Git işte hanıma git bakalım şuna da. Kendi hanımına, evine gönderiyor. Yiyecek bir şey varsa al getir buraya. Bir kişilik böyle. Bak evinde bir şey varsa. Varsa. Fekalet. Dedi ki o Peygamber'in hanım hangisine gitmişse velizi bir aski bil hakkı seni hak peygamberin Allah'a yemin ederim ki مَا اِنْدِي اِلَّا مَا اُنْ Ancak su var evinde, başka yok böyle, su. Evinde bir tek hurma var, bir tek arpa, bir tek mercimek yok böyle. Hiçbir şey yok böyle, bak böyle. Peygamber evi muhtemelen böyle. Bir de peygamber hanımları da, zevceleri de buna sabrediyorlar. Bak, yemin ediyor, belli değil bir hakkı. Seni hay peygamber Allah'a yemin ederim ki bak belli değil bak ederim ki ma indi illa ma'un ancak yanında tek su var yani başka su. Süt yok yani o zaman böyle bak. Sümer sene ile okura. O geldi haber verdi. Peygamber diğer hanına gönderdi bunu. Her bir an cevap verdi böyle. Bak. Hibir evinde böyle. Bir tek lokma yok. Sümme. Vahdet Peygamber Aleyhisselatı'nı evinde olmayınca bak muhtemelen bak. Önce Peygamber kendinden başlıyor. Bak, bak, bak. Kendine başlıyor. Yani. Olmayınca sordu şunu meşrumlara. Men yudifü hazeliyete. Bu misafirimizi, benim misafirim, bunu bu gece kim eline kabul edecek misafir? Tabi karnı doyuracak mı ama. Aç karnı.
Tabii kim olsa eder muhtemelen. Eder ama eder bir şey yok muhtemelen. Yani sahabelerin o kıtlık imtihanıydı muhtemelen. İmtihanı böyle böyle. Sonradan bolluk oldu. Muazzam bolluk. Ganimetler geldi ki o kadar muazzam bolluk oldu böyle. O aşamada o lazım muhtemelen böyle. Fakat bolluk zaman ile kıtlık arasındaki fark oldu muhtemelen böyle. Yani fazla bolluk olunca, yeme içme fazla olunca böyle biraz gevşeme oldu böyle. Geç oldu muhtemelen böyle. Açlıkla bile daha başka oldu böyle. Kimsesi yok. Fekale Recumini Ensar'ı. Ensar'dan biri. O dedi. Kim Ebu Talha? O dedi. Ene ya Resulallah. Ben alayım seni sen ya Resulallah. Ene ya Resulallah. Ebu Talha dayanamadı. Ben alayım Resulallah böyle. Peygamber peki buyurdu. Tabi namazda girecek. Yine akşamda yatsamda girecek böyle. Ebu Talha kabul etti. Aklına geldi. Acaba evde bir şey var mı? Bir kişi duracak kadar. Bir kişi yaptı. Bilmiyor ben. Evi de kupada ama. Hemen sırıldı. Kızdım. Gitti böyle. Ümmü Süleym. O kahraman. Mücahide. Aramına. Ya ölsen durun böyle böyle. Yine Müslüman kardeşimiz geldi. Peygamber misafiri. Peygamber buyurdu. Kim bunu elimizi alırsa yine almış gibi Allah'ın sahibiyecek. Yani eline peygamber misafirmiş olacak böyle. Dedi ki Ümmü Hazretleri ya Ebu Talha eşliğine böyle. Bir avuç un var elimizde böyle. Bir avuç kadar böyle. Arpa. Onu ben küle pişirip bir çörek yapıp çocuklara vereceğim böyle. Ben çocukları uyuturum dinleyin minliğine bu şekilde. Onu biz onu misafir edelim böyle. Ancak şöyle buyurun senden. O zaman da örtünün emri gelmediği için ben oturuyorlar da böyle. İlk zamanla böyle. Dedi ki şöyle buyurdum aklımda böyle. Müsaade böyle. Ya Ebu Talha, şimdi üçümüz oturuyoruz sofraya, bunu ancak bir kişiye, ancak bir kişi bunu doyar böyle. Biz alsak bundan biraz, bir almasak yemez tabii bu. Ne yapalım? Ben de kandil yazdım böyle. Ben de kandil üzerindeyken böyle, kandil çarparım, kandil söndürürüm. O zaman kibrit yok. Çavu yok bundan böyle. Komşuya bir şey alacak böyle, yakmasın böyle. Karınlıkta ekmeğini sürüp böyle, parçayı onu koyar bu şekilde. Biz de elimizi götürürüz sofraya. Adam şakşı yaparız böyle. Bizi yiyor zanır, karnı doyursun. Böyle burada. Bu sevimde geldi işte böyle. Yatsı yıkıldılar. Geç gelmiş zaten o. İlk Müslüman din kardeşim bize. Aldı bunu, gittiler. Gittiler böylece. Şimdi çocukla başı ağlamaya akşam üzere. Ya ummi hubus. Hani ekmek. Ya ummi hubus. Hani ekmek. Aldı umutlarını kucağında salladı. Dizinde ayağında salladı. Nini onlara söyledi bu şekilde. Uyuttan aç aşamadı çocuklarına böyle. Yani bir anne yüreği. Bak bu hemen. Bir anne yüreği batırıyor böyle. Kendi aç karnını. Ama çocuklarına verecekti böyle. Yani çocuğun evladına din karışını tercih etme. Buna isar denir. İsar. İsar denir buna. Yani ihtiyacı varken onu tercih etme Müslüman karışma derler. Uyutu çocuğunu böyle. Sonra tabundan geldiler. Bu pişirmiş böyle o şeyi. Ortaya bir bez. Tabii tepsi bir şey yok mu? Sofra muhtemelen. Masalar sandığı yok mu? Sofra kaçı yok mu? Orta bir bez, oturmuş böyle, ufak ufak parçaladı böyle böyle. Ekmek kesmezdi onlar muhtemelen, koparırlar muhtemelen onlar böyle. Böyle ufak parçaladı koydu böyle, üç kişilik böyle bölüm bu şekilde böylece. Buyurun bakalım, tabii kandil yanıyor. Şimdi tam otururlar, komiser bir aldık şeyi başladı, onu buyurun dediler böyle. Şimdi bu da kandili düzelteyim de aşayım başlayayım derken fitilini, kasan çarptı, devre düştü, söndü. Olsun bu da hayır orada muhtemelen bunlar bu şekilde. Zaten özü yaptı bunlara böyle. Bunu ne yaptılar? Önündeki parçaları hep onu koyuyor tekrar tekrar hep böyle şey. Elini götürüyorlar sofraya. Tabii el görülüyor, gölgesi bir gün görülüyor böyle.
ağzına götürüyorlar ağızlarına böyle. Çabuk çabuk yapıyorlar, yemiş yapıyor bu şekilde. Ve ekele dayfu. Bir sahabe gidiyor ekmekten oturanlar. Ve bata tabiyeyni. Yattılar, bir sahabe tok yattı, bunu aç yattı bak. Ve bata tabiyeyni böyle. Karı koca bunlar aç. Bunlar aç bunlarla böyle. Aç yattı bunlar böyle. Mesela doyurlar oturanlar. Yani şu fedakarlık, bak şu fedakarlık oturanlar. Değil mi böyle? Siz bir din karıştığını mı kimseyi böyle? Felem esbaha gada ale nebi. Sabah namazına gittiler meşride şimdi. Ebu Talha ile misafir gittiler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri dönerdi böyle namazdan sonra. Bütün insana bakardı böyle. Hepsi bakardı böylece. İşlerinde gelmeyenler var mı? Eğer gelmezse niye gelmedi acaba? Hastam ne oldu? Hasta giderdi ziyaretine. Eğer bir rahatsızlığın varsa izlenir bunlara böyle. Peygamber'e bakarken gözü Ebu Talha'ya ilişti. Ebu Talha'ya o da bakıyordu Peygamber'e devam böyle. Hep gözü var böyle bende. Peygamber'e tebessüm gülümsedi. Ebu Talha utandı. Niye utandı? Yani misafirime bakamadı. Bir kuru ekmek yedin ona böyle. Öyle kendi kendine tahmin etti böyle. Öyle zannetti kendisi böylece. Yani benim misafirim Peygamber'e bakamadın gibi utandı böyle baktı böylece. Ama gene gözü Peygamber'e bakıyordu. Hep çabaya böyle. Doyamıyor Peygamber'e. Doyamıyor Peygamber'e böyle. Yani sabah sonra bekleriz sahabeler bu derler. Üçün üstünde Peygamber buyurdu ki lekad aciballahu min zayfikuma buyurdu ki Allah'a çok şeydi bu gece yaptıklarınız. Bak. Sa'ikuma bi zayfikuma elleti. Gece de Peygamber yap gece misal yaptıklarınızın o hal durun Allah'a çok şey gitti. Allah size çok razı oldu. Hatta Mevlam buyuruyor meleklerine, göbeklere. Meleklerim, akrası kullarım hem benim bakın. Bakın böyle. Bütün gök melekleri ev görüyorlar mutlaka böyle. Ev parti onlara böyle bakıyorlar. Bugün Mevlam bakın, yavru ekmek ekmedi ağlayarak uyudu. Annesi uyuttu böyle böyle. Kadın da karnı aç, kocasının karnı aç böyle. Ama bir misafir din karıştı, onu tercih ettiler. Aç yattılar, onu doyurdular. Yani burada bu gücü yapın, dualarınızı meleklere, bunlara bağışlayın. Böyle. Hadis-i Buhari Müslim'de, hikaye değil yani. Yani cennet onlara helal değil muhtemelen böyle. Yani tam hak ettim cennet böyle. Hem de sualcı sorusu muhtemelen böyle. Hiç maaşına soygu çekilmeden muhtemelen böyle. Hiç korkmadan, şey yapmadan cennete bakıyordan kalkacaklar 70 bin tane sahabı muhtemelen. 70 bin kalkacak böyle. Hiç böyle maaş almayacaklar böyle. Karın kalkıp doğru cennete muhtemelen böyle. Bir de şimdi bunların bir çocuk öldü muhtemelenler. Hazreti Teala'dan Ümmü Süleym hamile kalmıştı. Ümeyr adında. İşte Araplar isim aramazlar böyle. Ömer'in küçüğü. İsmi tezgil ediyor Arapça buna böyle. Yani küçük ama anlamı böyle. Ümeyr. Adı Ömer böyle. 2 yaşında oturuyor böyle. Hazreti Talha da çok mu çok sevmiyoruz muhtemelen böyle. Belki şunu belki bilmiyorum. O kadar çiğ, o kadar seviyorsun. O kadar seviyor. Ama imtihan çocuk hastalandı muhteremler. Hastalandı böyle. Bir iki hastalık derken böyle. Bir akşam Kuba'dan yatsı namaza gidecek Medine-i Münevvere'ye. Baktı ki Ebu Talha çocuğun durumu kritik şok vardı. Artık çocuk böyle sarardı, soldu böyle. Sesi artık çıkmıyor. Yani bir eli ayağı bir titriyor, titriyor bu şekilde. Yani can çekişiyor şu bu şekilde. Dedi ki eşine Ümmü Süleym'e, Ümmü Süleym ben bu akşam gitmeyeyim camiye. Namaza gitmeyeyim cemaate. Olur mu dedi ya Teala bak. Resulullah aklına mı kıcısın bak.
Bu sen bulamazsın bile bunu böyle. Sen de git namaza, hadi kalk bundan böyle. Peki. Çıktı muhtemelenler, evden çıkıp gitti. Üç aşağıdan yürüdü, çünkü vefat etti muhtemelen. Şimdi ne yapması lazım? Bir kadın değil mi? Ne yapması lazım? Arkadan koşuldun mu bana? Tala gel. Değil mi? Çocuk öldü mesela böyle. Yapmadım. Peki ne yaptı? Biraz bekledi. Baktı çocuk soğuma başlıyor. Artık öldü anladı. Yıkadı muhtemelen böyle. Onu kefenledi. Yıkadı kefenledi muhtemelen böyle. Odaya yatırıldı muhtemelen böyle. Kendi namazını kıldı. Mahdi İbn-i Leyb-i Talat'a ve Cahif-i Dekar'a veriyorum. Şimdi yatsıdan, namazdan sonra geldi çocuk, Ebu Talat'a geldi. Kapıdan girdi, çocuğu sordu. Nasıl çocuk? Gittiğinden şimdi daha sakin yatıyor şimdi. Bak, öl demedi, iyi demedi o tabi. Şimdi giderken daha ızdırabı vardı, şimdi çok sakin yatıyor şimdi böyle. Sakin yatıyor böyle. O da öyle zannetti. Hecaya ve karabet ileyi aşağı el. Yemeni çıkardı ona böyle. Yatsan sonra geldi ona böyle. Namaz sonra geldi böyle. Ona çıkardı yemeni. Çıkardı yiyeceğini böyle. Fekele ve şeribe. Korasını yedirdi. Su içirdi. Sümme tasanat lehü ahsene maken tasan lehü kabri zalike. En güzel şeyine giyilmiş. Bak derim böyle. Bir anne. Yavrusu ölüyor muhtemelen bak. Yavrusu ölüyor. Yavrusunu kendi yıkıyor. Eline kefenliyor bunu. O da yatırıyor. Korasını söylemiyor ki. Yani korası gece rahat yatsın diye. O bunu sıvısmış ben böyle. Yani üzülmesin sabaha kadar yaptı ben böyle. Yatsın bu şekilde. Ve kadın ne yapmış? En güzel neyi varsa onu giymiş. Süslenmiş ben böyle. Süslenmiş bu şekilde. Ve tasanatlığı tasanlı. Yani ona karşı çok farklı bir davranıyor gece. Yaklaşması için kendisine. Böyle. Gayet böyle yaklaşıyor. Yani tebessümle görürüz bu şey yapıyor böyle. Hevaka biha ve yattılar. Ve işte bulundular. Yani böyle. Odometri korusunu, meşgul etmek korusunu. Yani böyle. Sabah oldu. Aman tabii kalktılar. Şimdi dedi ki Ebu Teala çocuğa bakalım mı? Bakarız. Sana bir şey soracağım. Sonra bakalım. Bir kişi yani bir toplum bir yere giderken birine bir ödül bir şey verseler, emanet verseler. Sonra gelince işte emanet ona vermesi lazım mı? Lazım tabii ya. Bak diye Ebu Teala bak diye bak. Bana. İki sene önce Allah bir emanet vermişti. Al emanet geç aldı böyle. Al emanet aldı. Birden fırlanmış muhtemelen böyle şekilde böylece. Niye bana bir yaptınız böyle böyle? Etta Resulallah. Tabi namaza gitti. Haber etti peygamberimiz muhtemelen böyle. Durum böyle. Fî ahberü bimâ kâne. Olan meseleyi, eşliğinin buna darınışını yıkamış, kefenlemiş. Bütün bunu anlattı kendisine böylece. Anlattı bunları. Fakat Resulallah. Selam. Peygamber dedik, barakallah lekümâ. Lekümâ fe hamelet. Hamile kalmış o hocam muhtemelenler. Hamile kalmış. Peygamber dua etti. Hamile kalması için o sen mübarek olacak. Dua et böyle. O mübarek böyle. Sonra bir de bunun doğumu muhtemelen böylece. Hazreti Ümmü Süleym hamile kaldı evi. Aylar geçti aradan. Epey artık yani yaklaştı böyle doğumda. Baktı ki Peygamber Hazretleri yine bir yere giriyor sefere. Düşündü ki Resulullah sefere gidiyor ve duramayacak muhtemelen. Duramıyor muhtemelen böyle. Gerçek böyle. O da katıldı. Tabii konusu da kalmıyor seferden. Katıldı bunlar böyle. Dönüşte Medine'ye bir merhale konak kala Hazreti Ümmü Seyyem'in sancısı başladı, doğum sancısı. Çok sık başladı böyle. Başlayınca Ebu Talha tabi, Kuras tabi o yanda mecbur olarak kaldı.
Peygamberimiz ordu gidiyor Medine'ye doğru böyle. Dedi ki Ebu Teala, ya Rabbi biliyorsun ki ben Resulullah'dan geri kalmam. Onlarla ben Medine'ye çıkayım. Ona Medine'ye gitmek isterim böylece. Şu an Resulullah'ın arkasına kaldım. Onun yanında bulunamadım. Bu bana en bu şeyle hastalık sebep oldu. Duydu bunu dua ederken eşi. Ebu Teala, ben şu an iyileştim. Yok koyma benim kısacı bana. Sen git Peygamber'e beraber. Ben arkadan gelirim. Enişte yanında muhtemelen böyle. Ondan gittiler. Medine'ye gidince orada doğum yaptı muhtemelen. Gece. Doğum yaptı buradan. Dedi ki Enes'e buna kimse süt vermesin. Kendi emzirmedi. Sen bu erkenden Resulullah'a götür bunu. Ne derse ondan şey yapar böyle böyle. Yanına bir de hurma verdi. Acı ve hurma. Medine hurması. Acı ve sağlam. Yani acı hurması, biliyoruz Peygamberimizin dua ettiği hurma. Fakat Medine hurması olması gerekiyor. Daha makbulü bu. Medine acısı gerekiyor. Üç tane de hurma verdi. Acı hurmasına verdi böyle. Hazreti Enes sözü aldı. Peygamber yanına giderken Peygamber gördü. Dedi, annen doğum yaptı Müslü'ne. Evet ya Resulallah, sana bunu gönderdi. Peygamber sordu, yanında var mı şey böyle? Hurma var ya Resulallah. Medine hurmasına. Ver bakayım bir tane. Verdi. Peygamber çiğnedi ağzı çok böyle. Çok şey, iyi çiğnedi bu şekilde böyle. İyice bir şey attı böyle. Yani boza kovma getirdi. Peygamber parmağını aldı. Ona da çaldı muhtemelen şurası böyle. Çaldı muhtemelen. O da başladı. Emmeye başladı muhtemelen böyle. Emmeye başladı. Adını Peygamber koydu. Abdullah. Adını koydu. Onun üstünden 9 tane oğlu olduğunu, onun muhtemelen bu çocuğun 9 tane oğlu böyle, her biri de kurra hafız oldu böyle. İslam tam yaşayan böyle, İslam yaşayanlar oldu bu şekilde böylece. İşte sahabeler böyle muhtemelen, sahabeler muhtemelen böyle yani. Bizden çok ama milyarlarca da farklı. Yani, farklı muhtemelen böyle. Şimdi nasip olsun inşallah, biliyorsunuz Perşembe'yi düğün bağlayan gece Kandir, Regaip Kandir muhtemelen. Yarın çarşamba ve perşembe günü nasip olsa inşallah Kandil gecesi, Regaip Kandili. Üç ayların ilk kandili, kandili böyle böyle. Recep'in girişi olmuş oluyor, ilk cuma gecesi. İnşallah nasip olsa inşallah, Kandil gecesi inşallah. Bağlara başı köyü var muhtemelen. İşte, tabi birinin içinden var, bir mi vardı? Bağlara başı köyü var. Kamukova, Gebi yolunda, Halifada gibi varmadan da abi, hemen sağ tarafta. Bağlara başı orada inşallah. Yatsı namazı mütakip. Yatsı'yı kuracağız inşallah. Başla inşallah inşallah oraya. Hanımlar da yer var. Çok müsait hanımlı şiirde böyle. Ayrıca kapısı var böyle. Merdiven falan var bu şekilde. İnşallah nasip olsa muhteremler. İlk cuma gecesine Regaip gecesine inşallah orada. Allah'ın sohbeti karşı yaparız inşallah böyle. İlahi Teala Fatiha.